gibi kokusuyla ve tadıyla damaklarımızda ayrı bir yere sahip dağ kekikli kavurma. Mutfaklarımızın olmazsa olmaz lezzeti sütlaç ve kış aylarının vazgeçilmezi tarçınlı salep Talas'taki bu doğal ortamda Ali Dağ 360'da yenir. Efendim lezzet yolculuğumuz başlıyor ve yanımızda Bektaş ustamız var. Biraz sonra Bektaş ustamızla birlikte birbirinden lezzetli yemekleri ve sunumları göreceğiz. Bektaş ustamız bizim için hazırlayacak. Ustam bugün menümüzde neler var? Vallahi bugün menümüzde Ali Dağımıza özgü olan, kendi özel yapımız olan dağ kekikli et kavurmamız var. Sonrasında sütlacımız var, kendi özel yaptığımız. Fırında. Fırında üstü tabii yanmış. Ki. Tabii ki. Fındıklı. Tabii, fındığı olmazsa olmaz zaten bizim burada Kayseri malum biliyorsunuz. Sonrasında salep sunumumuz olacak. Salep'in yapımından sunumuna kadar her şeyi birer ayrıntılı bir şekilde yapacağız inşallah. Şimdi usta, burada yemek isteyen tüm misafirlerimizin, müşterilerimizin önlerine yemekler burada hazırlanıyor. Tabii ki. Ne olursa olsun salebinden sütlacına, tostundan patates kızartmasına kadar bu mutfaktan çıkıyor. Hazır hiçbir şey yok değil mi? Hazır kullandığımız hiçbir şey yok. Her şey el emeği, göz nuru. Burada zaten belediyemizin tesisi olduğu için hani misafirlerimize en kaliteli şekilde sunum yapmak, hizmet vermek tek derdimiz bu bizim aslında. Sütlaçta hazır bir şey kullanmıyoruz. Sütümüz, pirincimiz, nişastamız ki biraz sonra göreceğiz. Salep aynı şekilde yine sütümüz, nişastamız burada yapılıyor, harmanlanıyor ve müşterilere uzanıyor öyle değil mi? Tabii ki tabii ki. Her şeyi kendi dediğimiz gibi elimizden, emeğimizden müşterilerimize sunumlu şekilde çıkıyor. Peki ustam başlayalım istersen. Önce Ali Dağ 360'a özgü dedin. Dağ kekikli et kavurma. Buram buram burnumuza kokuları gelmeye başladı. Sahneyi sana bırakalım. Yapılışını hep birlikte izleyelim. Efendim Ali Dağ'ın muhteşem manzarası ve tertemiz havasıyla işte görüyorsunuz lezzetli et buluştu ve dağ kekikli mis gibi kavurma Bektaş ustamızın hünerli ellerinden. Şimdi sunum tabağına alacağız, pişirme işlemi bitti. İşte kokusundan, görüntüsünden ve renginden de anlayacağınız üzere oldukça lezzetli ve inanın daha yemeden iştahımızı oldukça kabarttı. Usta neler yaptık kısaca anlatır mıyız? Etimizi attık, öncesinde kavurduk, sonra kendimize özgü olan bu Ali Dağ'ın yetişen dağ kekiklerinden topladığımız kekiklerimizle beraber buluşturuyoruz etimizi. Güzel bir sunum çıkıyor, güzel bir lezzet çıkıyor. Aslında hani dağ kekik dememizin amacı Ali Dağ'ından kendi topladığımız kekikler olduğu için dağ kekikti. Hani bize özgü diyoruz ya, aslında gerçekten bize özgü bir yemek bu. Türkiye'de başka hiçbir yerde bunu yiyemeyiz. Çünkü Ali Dağ sadece burada bu yöreye özgü. Evet. Yiyebileceğimiz tek restoran Ali Dağ 360. Efendim lezzetli et kavurmamız bitti ve sunum tabağındaki yerini aldı. Biraz sonra da tadına bakacağız. Lezzetle ve iştahla bekliyoruz. Şimdi sırada ustamın da söylediği gibi kendi elleriyle yaptıkları yine Talas Ali Dağ 360'a özel sütlacı var ve sütünü koydu. Burada da pirinci suyun içerisinde harmanlanıyor, haşlanıyor. Usta neler yapacağız? Ne gibi işlemlerden geçecek? Şimdi sütümüz kaynayacak ilk öncesinde Salih Bey. Ondan sonra pirincimiz haşlandıktan sonrasında nişastamızı öncesinde veriyoruz. Sonrasında pirincimiz, sonrasında şekerimiz kendi özünü aldıktan yani kaynadıktan sonra fırınlama işlemine geçeceğiz. Fırınlama işleminde işte yüzü kızaracak, kendi içini tekrar çekecek. Sonrasında da soğutmaya alıp müşterilerimize artık servise hazır bir vaziyete gelecek. Üstü kızarmış, yanmış ve tabii ki olmazsa olmazı fındıklı. Talas'a özel, Talas Ali Dağ 360'a özel sütlacı
biraz sonra tadacağız. Sahneyi size bırakıyorum. Sahne ışığınız hiç sönmesin. Lezzetli ellerinizden sütlaç için bekliyoruz. Efendim dumanından da anlayacağınız üzere sütlacımız pişti ve biraz sonra güveçlere alacağız. Hemen akabinde ise fırına gidecek. Neden mi? Çünkü fırında sütlacın olmazsa olmaz ve en ince noktalarından bir tanesi o üstündeki ince ama yanmış tabakayı yakalayabilmek için fırında belli bir derecede pişirmemiz gerekiyor. Tabii ki Bektaş ustamız yine bizler için bu işlemi de gerçekleştirecek. Usta neler yaptı, kısaca bahseder misin? Şimdi öncesinde sütümüzü kaynatıyoruz. Pirincimizi haşladıktan sonra sütümüzün içine ilave ettikten sonra işte nişastasıydı, şekeriydi. Hepsini bir harmanlıyoruz. Sonrasında tekrar kaynatıp özünü aldıktan sonra güvecimizi alıyoruz. Güvecimizi de aldıktan sonra daha demin de sizin de bahsettiğiniz gibi fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra da belli bir soğumaya geldiğince müşterilerimize artık fındıklayıp servisini yapıyoruz. Şöyle bir fırınlayalım. Ondan sonra da hep birlikte bir tadına bakalım. Sıcacık sütlaçları fırından çıkarttıktan sonra işte gördüğünüz gibi salep ocaktaki yerini aldı ve kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti. Şöyle üzerine birkaç parça tarçın serptiğimiz ve tabii ki el yapımı sıcacık bir salep, kimse bu lezzete hayır diyemez. Usta ne yapacağız? Kısaca anlatır mısın? Şimdi sütümüzü kaynattıktan sonra salep özü oldan, hani tozundan, özünden içesini katacağız. Şekeriyle, nişastasıyla bağladıktan ve kaynattıktan sonra müşterilerimize hazır bir vaziyete getirip üzerine de tarçınını serpileyerek kışın bu soğuklarındaki Ali Dağ'ın biraz daha rakımından dolayı soğuklarda eşsiz bir lezzete kavuşacağız. Şimdi burada müşterilerin masalarına uzanan her salepte sizlerin el emeği var değil mi? Her biri buradaki tezgahlardan çıkıyor, tazecik sütten pişiyor ve masalara ulaşmış oluyor. Kesinlikle hazır, katkı, koruyucu vesaire kullanmıyorsunuz. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Şimdi yaparken de zaten kendiniz de göreceksiniz. Hiçbir şekilde ne korumalı, ne susu, ne kusu hiçbir şeyimiz yok. Tamamen orijinal sütümüzle, salebimizle müşterimize hizmet ediyoruz. Öyleyse bu soğuk kış günlerinde içimizi biraz ısıtman için seni saleple baş başa bırakıyorum. Efendim işte görüyorsunuz dumanı üstünde. Ocaktan daha inmedi. Sıcak sıcak salepimiz de pişti. Ustam bardakları alırsan şöyle karşılıklı bir salep pişmek isterim seninle. O kadar emek verdin. Sabahtan beri mutfaktasın ve buraya emeğini, terini döküyorsun. Eline, koluna sağlık Bektaş Usta. Efendim sıcak kış günlerinin vazgeçilmez içeceği, kültürümüzün olmazsa olmaz lezzeti. Her biriniz şöyle soğuk kış günlerine, eskiden metrelerce kar yağan günlere şöyle kendinizi biraz döndürün ve çocukluk anlarınızı hatırlayın. Tabii ki Ali Dağ manzarası eşliğinde camdan kafanızı çıkartarak şöyle sıcacık salebinizi yudumlayarak eski günlere, geçmişteki günlere dönebilirsiniz diyorum ve Bektaş ustamın elinden de daha işte görüyorsunuz altında ateşi yanıyor. Ocaktan inmemiş salebi de yudumlayacağım. Hava biraz soğuk ama inanın Talas 360'ın personelinin güler yüzü, ustalarının maharetli eli, insanın zaten kapıdan içeri girdiği anda gönlünü de yüreğini de ısıtmaya değiyor. Tabii ki yemekleri tattıktan sonra da herhalde ısınan sadece yürekler ve gözler olmuyor. Mide de ısınıyor ki biraz sonra yiyeceğiz. Ustam tarçınımızı dökelim, salebimizi içeyim. İşte efendim görüyorsunuz Bektaş Usta'nın elinden, eline sağlık usta. Biraz sıcak olabilir. Dikkat edelim. Biraz sıcak ama oldukça lezzetli. Oldukça güzel. Bırakmasam konuşamayacaktım. İçmeye devam edecektim. Efendim eğer yolunuz Ali Dağ'ın eteklerine düşerse, ki düşmezse de siz düşürün. Ali Dağ 360 sizi bekliyor. Bektaş ustamız, Adem Bey ve güler yüzlü personel sizlere hizmet vermek için Talas Belediyesi'ne ait bu güzel tesiste, bu temiz tesiste sizleri bekliyor. Karnınızı da, yüreğinizi de, gönlünüzü de doyuracak, temiz havasıyla size ve ailenize keyifli vakit geçirecek muhteşem bir yer. Hepinizi ne yapıyoruz buraya usta? Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aşağıdaki muntazam hazırlık sona erdi ve yiyeceklerimiz de masamıza geldi. Efendim yanımızda Adem Bey var. Kendisi Ali Dağ 360'tan sorumlu olan abimiz, büyüğümüz, öyle ifade edelim Adem Bey. Adem Bey nasılsınız önce onu soralım. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten
lüks restoranların hizmetini aratmayan bir konfor ortamı, müşterilerinize güler yüzlü hizmet, samimi bir ortam sağlamışsınız. Fiyatlarınız da böyle bakıyorum ama oldukça güzel. Tesisiniz hakkında kısaca neler söylemek istersiniz? Tesisimiz Talas Ali Dağ girişinde yapılmış. 14 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulu. 400 metre alan üzerinde inşa edilmiş. Halka açık, bütün Kayseri halkına hitap eden, başkanımızın Sayın Mustafa Yalçın'ın Kayseri halkına, sadece Talas demiyorum çünkü Kayseri hitap ediyor. Çünkü Kocasinan'dan, Melikgazi'den, her yerden gelen misafirlerimiz var. Hepsi de memnuniyetini dile getiriyorlar. Başkanımızın Kayseri'ye atmış olduğu bir imza. Yani gelip, görüp, nefes alacağınız bir yer. Eşsiz bir doğa manzarasını doğayla iç içe Ali Dağ 360'da yaşayabilirsiniz diyorum. Bu lezzet, hijyen, temizlik gerçekten bu fiyatlara sadece Ali Dağ 360'da. Yolunuz düşerse demeyelim, yolunuzu bir şekilde buraya düşürün ve Adem Bey'i, güler yüzlü personelini ve az önce kendisinde söylediği gibi Mustafa Yalçın'ın Kayseri imzası olan Ali Dağ 360'a mutlaka uğrayın diyorum ve emeğime koyulmak isterim Adem Afiyet Bey. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizler için tadıyorum şimdi tabii ki işin en keyifli, en lezzetli ve en eşsiz kısmına geldik. Yumuşacık bir et, gerçekten ustamızın hünerli elleri, işte görüyorsunuz lokum gibi bir kıvam. Yumuşacık dana eti baharatlarla harmanlanıyor ve sizin sofralarınıza işte bu şekilde geliyor. Harika bir lezzet. Lokum kıvamında bir et istiyorsanız kesinlikle doğru tercih. Bir de bulgur pilavına bakalım. Domatesi, biberi ve tabii ki bulguru oldukça güzel kıvamda. Efendim şimdiden afiyet olsun.